Emeklinin Günlüğü YouTube kanalından herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Türkiye'nin en güzel bölgelerinden biri olan Doğu Akdeniz, Kahramanmaraş, Andırın ilçesindeyiz. Andırın'ın kuzey taraflarında balta girmemiş ormanlardayız adeta. Öyle bir güzel bir yerdeyiz ki Akife bölgesindeyiz. Fındıklı bölgesi diyorlar buraya. Biz Ağustos'un ortasında bakın fındık toplamaya geldik. Evet, burası Akife Fındıklı bölgesi arkadaşlar. Dere kenarında doğada yetişen, sahipsiz, kendi halinde çıkan fındıkları hasat ediyoruz. Bulabildiğimiz kadar. Bizden önce gelmiş toplamışlar. Biz de şimdi nasibimize ne düşerse onu alıp gideceğiz. Fındık sadece Karadeniz'de olmuyor. Bizim bu memlekette de fındık oluyor. Karadeniz kadar güzel bu bölgede gezmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Fındığımızı toplayalım ve gidelim. Nazım kardeşimle beraberiz. Nazım, kolay gelsin. Var mı fındık? Akife bölgesinde gezmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Öyle bir yer gördük ki burası doğal bir havuz. Sanki bir otelin yüzme havuzunu andırıyor. Aşama aşama. Bakın bura biraz daha sığ. Yavaş yavaş gördüğünüz gibi çok derin bölgesi de var. Şöyle parmağımın olduğu yer çok derin bölge. Yukarıdan dağdan eriyen karların suları burada birikiyor arkadaşlar. Biz bu bölgede fındık toplamaya geldik. Hem doğayı geziyoruz hem de fındık topluyoruz. Ağustos aylarının ortalarındayız. Su bayağı azalmış. Daha önceki geldiğimiz anlarda, günlerde, zamanlarda su epey vardı burada. Bayağı bir çoktu. Ama bakın siz de gördüğünüz gibi dere yatağındayız. Su oldukça azalmış görünüyor arkadaşlar. Buradaki doğal havuzda biriken sular düşünüyorum ki buradaki insanların, gençlerin gelip yıkandığı, serinlediği bir bölge olacak gibi geliyor bana. Sanki öyle düşünüyorum. Belki de öyle yapmışlardır. Belki de kullanmışlardır. Belki de kullanıyorlardır havanın sıcak olduğu zamanlarda. Burayı bu amaçla kullandıklarını düşünüyorum arkadaşlar. Evet, biz yavaş yavaş şöyle gidelim bakalım bir. Arabayı bıraktığım yere doğru gidiyorum arkadaşlar. Dere kenarından fındıklara doğru, fındık ağaçlarına bakmaya indik. Bizden önce fındıklar çıkmışlar arkadaşlar. Yani toplamışlar diyelim artık. Biz de şansımızda ne kadar bulabilirsek toplayacağız. Yiyeceğiz artık. Şansımıza. Kadere 45. Evet. Hiçbir şey bulamasak dahi bu doğada gezmenin tadı çok farklı. Çok güzel. Evet. Arabayı gördük. Yavaş yavaş araba doğru gidiyoruz. Bir taraftan da size böyle göstereyim manzaramı. Karşıda ağaçları, fındık ağaçları. Bu tarafta var. Kızılcık kirazları daha kızarmamışlar. Gayet doğal. Bunların dere kenarında kuşların, kurtların, sincapların getirdiği tohumlarla olan ağaçlar. Gayet doğal ağaçlar arkadaşlar. Ay ay, fındık toplamaya geldik ama arkadaşlar fındık toplanmış bizden önce ama olmamış. Bakın kızılcık kirazları var. Yabani kiraz. Bunun burada toplayıp marmelatını yapıyorlar. Şunu bunu yapıyorlar. Tansiyona çok iyi geldiği söyleniyor. Tansiyon hastaları bu kirazın şurubunu, pekmezini içerek fayda bulduğunu söylüyorlar. Eşi kekre bir şey arkadaşlar. Yabani kiraz. Bakın burada çokça var. Hani burada bizim burada şıkırdım gibi derler ya. Yani çok olan şeye şıkırdım derler. Şunu bir indireyim aşağıya. Daha yakından bakalım. Bunun daha olmamış. Ham. Bunlar ileride kıpkırmızı olacaklar. Bir tanesi topladım, kırmızı yedim. Elmaya
Nazlım ne onlar? Yaban elma mı? Yenebilir mi? Ya ısıracağım, yense de yemese de yiyeceğim. Bakalım bir. Nasıl? Nasıl? Apao. Eşki mi? Apao. Bir de ben alayım bakayım. Apao. Ayı elması mı acaba bu? Erik mi elma mı? Yaban elma. Çok eşki olur. Bir de ben... Zamanı gelmiş. Suratın eşki değil. Wow. Vahu. Aşılanmak lazım bunun. Küçük ama. Tamamen doğal arkadaşlar. Süper doğal. Bakımsız daha da kendi baş. Bak yetişmiş bir üstü de. Aynı dediğim gibi şıkırdığım gibi. Şıkırdığım gibi. Elma kaynıyor. Beleş. Havadan. Gelirseniz toplarsınız. Kahramanmaraş Andırın Akifiye. Fındıklı bölgesi. Dağ taş, burada yabani kiraz, fındık, çınar. Ha böyle gördüğünüz gibi yabani elma, yabani erik. Kızarmak üzere duran şeyler. Kızı kirazları. Köküne bakalım bak. Bu kızı kirazın köküne doğru gidiyoruz. Ne kadar eski bir ağaç. Ne kadar eski bir ağaç. Fakat verimi düşmemiş hala. İnsanlara bir şey vermek için kendini yıpratan bir ağaç arkadaşlar. Evet. Dünya çok güzel. Dünya her şeyi veriyor da biz paylaşmasını bilmiyoruz. Evet. Çam ormanlarının arasında yürümeye devam edip kendimize yine fındık ağacı arayacağız. Bugün fındığa geldik arkadaşlar. Bulabildiğimiz kadar fındık toplayacağız. Yabani böğürtlenlerin arasındayız. Yabani böğürtlenler. Doğal böğürtlenler arkadaşlar. Geçiş yeri arıyoruz kendimize. Şundan. Lazım şuradan geçelim mi? Hı? Şuradan. Bata bize. Yok. Dere kenara girelim mi? Oraya bize yakalar bizi. Şuradan girek bakalım. Bakalım hadi. Nazım bu işleri biliyor. Nazım dağların fedaisi. Suda da balık olsa ne vardı? Nazım. Alabalık avlama ustası. Bugün bizi alabalığa götürecek Nazım. Aynen. Göksun'da, Mehmet Bey'de, Törbüzek'te bir alabalık yiyeceğiz inşallah. Aynen. Bir şekilde bir şey var mı? Bir şey göremiyorum ama. Bak kırmızı şeyler orada. He? Kirazlar bak, kırmızı kirazlar. Evet. Gidiyoruz. Gidiyoruz, bakıyoruz. Maşallah bereketli sular, dereler. Şırıl şırıl akan dereler. Ya bak şurada fındık ağacı işte bak. Şu fındık ağacı. Bak şu gördüğün fındık ağacı. Hacı. He. Ama bakalım. Yeni çırpmışlar. Falan. Denekler falan burada bak. Çırpmışlar. Evet. Aha, bak şurada var Nazım. Bak şurada, şurada birkaç tane var bak. Olan da bir tane. Hadi bakalım. Hadi kapatalım kamerayı, toplamaya başlayalım. Varsa tabii. Evet arkadaşlar. Fındık toplamaya Akifiye'ye geldik. Ama umudumuzu bulamadık. Yorulduk, gezdik. Üzeri, akşam olmak üzere susadık. Dağın zirvesinde böyle, Nazım gösterir şimdi dağı. Dağın zirvesinde şöyle buz gibi bir pınar bulduk. Bu pınardan şimdi su alıp içeceğiz. Tadına bakacağız. Şimdi sizin adınıza tadına bakıyorum arkadaşlar. Bal gibi. Şeker gibi su. Yani bu ünlü markalar var ya, içiyoruz yani böyle. Pardon. Onların kalitesinde bir su. Onların daha da kaliteli olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü zirvedeyiz. Ormanların, çamların, çınarın, meşelerin arasındayız. Bu kadar güzel su, bu kadar berrak, harika bir su. Ben susadım, bir daha içeyim. Bak, Nazım da bekliyor. Bir daha içeyim. Evet, ben şimdi videomu burada kapatacağım. Arkadaşlar, sizden ricam kanalıma abone olun. Beğeni yapın, yorum yapın. Biraz eksiğimiz var.
zaman konusunda. Yani sizler isteğim bu. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Başka videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere efendim.